Merhaba sevgili kardeşler. Bir pazar günü daha sizinle beraberiz. Bir bankayı telefonla aradığınızda ya da bir başka yeri telefonla aradığınız zaman eğer karşınıza çağrı merkezi çıkarsa ne hissediyorsunuz? İlk önce bir hayal kırıklığı oluyor ama ondan sonra bekleme devam ettikçe, bekledikçe sabırsızlık hissediyorsunuz. Biliyor musunuz? Türkiye'de insanların büyük bir çoğunluğu, %50'si eğer ambulans aradıklarında 2 dakikayı geçiyorsa süre aramaktan vazgeçiyorlar. Ambulans ararken bile 2 dakikalık sabra sahibiz. Çok araba kullanıyorum. Beni tanıyanlar bilir. Sürekli bir yerden bir yere yolculuk yapıyorum. Eğer kalabalıksa yol, en soldaki şeritte gidiyorsam en yavaş benim şeridim gider. O kadar yavaş gittiğini fark ettiğimde orta şeride gidersem soldaki şerit bu sefer hızlanır ve ben ortadaki şeritte sıkışmış kalırım. Uzun videolar hazırlıyoruz, uzun filmler izliyoruz. Artık insanlar uzun film izlemiyorlar, uzun videolar izlemiyorlar. Herkes kısa öğretişlerin peşinde. İnsanlar artık yarım saatlik vaaz videoları izlemekten bile hoşlanmıyorlar. Azaltmaya çalışıyorlar. Birçok kişi 3 dakikada vaaz veriyor. Bazı kiliseler benden vaaz etmemi istediklerinde önceden söylüyorlar. İhsan abi biz kilisede 15 dakikalık vaaz yapıyoruz internetten diye. Sıkılıyor insanlar. Sabredemiyorlar. Biz de bütün toplantımızı bir saate sığdıracak şekilde planladık. Başımdan geçen bir olayı anlatayım. Bir olayı daha anlatayım. Seferihisar'dayım. Bir bankanın önünde ATM'den para çekeceğim. 2 tane ATM cihazı var. Bir tanesinin önünde kuyruk vardı. Fazla kalabalıktı. Öbürü biraz daha azdı. O az olanın arkasına girdim. 3. sıradayım. Öndeki adam ilk kartı taktı ve para çekti. Sonra aynı kartla bir daha para çekti. 2. kartı taktı. 2. kartla para çekti. Sonra onunla 2. kez para çekti. 3. kartı taktı. İlk parayı çektiği zaman artık ben dayanamaz oldum. Benim önümdeki adam hiçbir şey yapmıyor. Sağa sola bakınıyor, dağlara, taşlara bakıyor. Ama ben adama dedim ki, beyefendi daha ne kadar çok kart kullanıp ne kadar çok para çekeceksiniz? Adamın verdiği cevap şuydu. Yani şu kadar kart kullanacaksınız, şu kadar para çekeceksiniz diye bir kısıtlama olduğu hiçbir yerde yazmıyor. İstediğim kadar kart kullanırım, istediğim kadar çekerim. İçimden birden sabrımın tükendiğini hissettim. Homurdanmaya başladım. Adama pek bir şey söyleyemiyorum. Hristiyanım çünkü. O yüzden içimdeki duygularla, onun yükselmesiyle katlanıyorum. Sabredemiyorum. Homurdanıyorum. Kendi kendime söyleniyorum. Neyse, adam bitirdi. Gene bana ters bir laf ederek gitti. Önümdeki adam parasını çekti. Sonra sıra bana geldi. Paramı çektim. Gittim işimi yapmaya. Adam nazik bir adam değildi. Ama nezaketi zorla yaptırmak gibi bir şansımız yok. Nezaketsizlikle karşılaşıyorsak ona vereceğimiz yanıt sabırsızlık değil, tahammül olmalı. Doğru Hristiyanlar, aslında Hristiyanların doğru tepkisi tahammül göstermek. Tahammül göstermeye verilen başka bir isim daha var. Ona sabır diyoruz. Sözlükte sabır için şöyle söylüyor. Acı, sıkıntı, haksızlık ve benzeri üzücü durumlarda tahammül etmeye sabır denir. Sabır sözcüğünün arkasında başka anlamlar var. Köken bilim olarak incelendiğinde sözlükte diyor ki sabır, tahammül, hamallıkla benzer, yüklenme, taşıma ya da sabrın bir başka karşılığı katlanma, katı bir şekilde, katılanmadan geliyor o da, katı bir şekilde dayanma, dayanç gösterme, dayanma. Bir başka
ikinci maddede sabır sözcüğünün anlamı olarak telaş göstermeden bekleme diyor. Kutsal kitapta sabırla ilgili olarak gördüğümüz ayetlerden biri Galatyalılar 5. bölüm 22. ayette ruhun meyvesinden söz ediliyor. Ruhun meyvesinin unsurlarından bir tanesi sabır. Yani Galatyalılar 5. bölüm 22. ayeti okuyayım size. Ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk devam ediyor. Bizim için önemli bir şey. Kutsal Ruh'a sahip olduktan sonra Kutsal Ruh bizim içimizde kendisine uygun ürün gösteriyor. Bu ürünün özelliklerinden biri sabır. Bir başka paragrafı okuyayım. O paragraftaki ayetler üzerine duracağız. Koloseliler 1. bölüm 9 ve 12. ayetler. Tek tek okuyacağım. Diyor ki, bunu işittiğimiz günden beri biz de sizler için dua etmekten tam bir bilgelik ve ruhsal anlayışla Tanrı'nın isteğini bütünüyle bilmenizi sağlamasını dilemekten geri kalmadık. Bilgelik ve anlayışa sahip olmak. Tanrı'nın bizim hayatımızda bilgelik ve anlayış üretmesini istiyor Pavlus. Bunun için dua ediyor. Ama bu bilgelik ve anlayış bir günde kazanılacak bir şey değil. Bilgelik ve anlayış bir süreç içerisinde yaşam deneyimlerini arka arkaya ekliyorsunuz, olaylarla karşılaşıyorsunuz ve olayların sonucunda bir kavrayışa sahip oluyorsunuz. İşte Paulus imanlıların bu kavrayışa sahip olması için dua ediyor. Bilgelik ve anlayışa sahip olun. Tanrı'nın sizin yaşamınızdaki isteğinin ne olduğunu anlamaya çalışın. Durun ve çevrenize bakın, hayatınıza bakın, yaşadığınız ilişkilere bir bakın ve hayatınızda Tanrı'nın isteğinin ne olduğunu anlamaya çalışın. Çoğunlukla biz hayatın akışında mücadele ediyoruz. Bir akıntı halinde zamana uyarak diğer insanlarla birlikte hareket ediyoruz ve aslında Tanrı'nın isteğinin ne olduğunu bilmeden olaylara kapılarak ilerliyoruz. Durup sabırlı bir şekilde hayatımızı anlamamız ve o yolda ilerlememiz lazım. 10. ayet diyor ki, Rabbe yaraşır biçimde yaşamanız, onu her yönden hoşnut etmeniz, her iyi işte meyve vererek Tanrı'yı tanımakta ilerlemeniz için dua ediyoruz. Yaşamın Rabbe layık, yaraşır olması özen gerektirir. Yaşamınızı nasıl ilerlediğini anlayabilmek için durmanız ve hayatınıza bakmanız lazım. Tekrar 2. ayette de dur ve hayatına bak diyor. Ve hayatına baktığında hayatında ürünün ortaya çıkması için özenle çalışmak lazım. Özen sabırsızca, tahammülsüzce elde edilecek bir şey değil. Hayatınıza baktığınızda özen göstererek bakarsanız hayatınızda doğru bir ürünü vermek lazım. Özenli bir yaşam telaşlı, aceleci verilen kararlardan çok sabırla ve diğer erdemlerle Galatyalılar 5. bölüm 22-23. Ayetlerdeki erdemlerle birlikte olabilen bir şey. Ruhta büyümek istiyorsak özenli bir şekilde davranmalıyız. İyi meyve vermek istiyorsak bir anda olan bir şey değil. Eğer hayatınızda meyvenin olmasını istiyorsanız hadi meyve veriyorum diye olmuyor. Tavuklar öyle yumurta yapıyorlar bazı sabahlarda ama meyve veremiyorsunuz öyle. Meyve insanın hayatında ne kadar uğraşırsanız odaklanıyorum meyve vereceğim, meyve vereceğim, hayatımda daha etkili bir şey olacak. Daha çok Tanrı'ya benzeyeceğim, düşünüyorum, yoğunlaşıyorum. Öyle olmuyor. Sabırla, hayatınızda gelişen şeylere özen göstererek doğru meyve verebilirsiniz. Bazı insanlar uğraşıyorlar iyi meyveyi bir an önce elde edinmek için. Şimdi değişik meyve mevsimlerde o mevsime ait olmayan meyveleri görüyoruz. Ürünleri görüyoruz. Nasıl oluyor? Hormonlarla onlara
zerzevata hormon basıyorlar ve uygun olmayan, normal olmayan zamanlarda ürün vermesini sağlıyorlar. Ama örneğin domatesi, eğer zamanından farklı bir zamanda hormonla elde etmeye çalışıyorsanız, normal zamanda yavaş yavaş gelişen domates gibi tadı, tuzu uygun olmuyor. Tadı, tuzu dedim, yemekler aklıma geldi. Eğer iyi yemek yapmak istiyorsanız, onun bir süreci var. İyi yemek yapmak için belli adımlar gerekir. İyi ürün için nasıl sabır gerekiyorsa, iyi yemek için de sabır gerekir. Aşamaları yerine getirmeniz lazım. Soğanı nasıl kıyacağınızı bilmeniz lazım. Maydanozu nasıl doğrayacağınızı bilmeniz lazım. Bazen diri, iri, bazen daha olur. Bazen soğanı rendelemek lazım. Bazen ince kıymak lazım. Her yemek için farklı şekilde işlem gösterirsiniz. Her yemek için ayrı şekilde özen göstermeniz gerekir. Teknoloji sabrı öldürüyor. İnsanları acele ettiriyor. Bazen teknolojinin yararı oluyor. Düdüklü tencerede yemek pişiriyor insanlar. Eskisine göre daha çabuk yapmaya çalışıyorlar. Çoğunlukla, hanıma danıştım, öğrendim. Çoğunlukla düdüklü tencerede yapılan yemekler aslında olması gereken tadı vermiyor. Verdiği zamanlar var ama çoğunlukla değil. Yani kuru fasulyeyi bir güveç kabında yaptığınızda, ağır ağır pişirdiğinizde farklı bir tada kavuşursunuz. Düdüklü tencerede basıncı verdiğinizde ayrı bir tada kavuşursunuz. Yine de düdüklü tencerede bile sabır göstermek lazım. Düdüklü tencerenin düdüğü öttü ve buhar salmaya başladı. Altını kapatmak gerek ama birden açamazsınız. Sabretmelisiniz o yemeği alabilmek için. Onun sakinleşmesi, buharının o basıncını azaltması gerek. Acele ederseniz yanarsınız. Sabırsızlık sizin hayatınızda yanmayla sonuçlanır. 11 ve 12. ayetler, Koloseliler 1. bölümde. Diyor ki, her şeye sevinçle katlanıp sabredebilmeniz için onun yüce gücüne dayanarak bütün kudretle güçlenmenizi diliyoruz. Bizi kutsalların ışıktaki mirasına ortak olmaya yeterli kılan babaya şükretmeniz için dua ediyoruz. Sabırda ilerlemeyi Rab'den isteyin. Hayatınızda ürün ve ürünü olması gerektiği gibi vermesi için Rabbin önünde sabırla bekleyin. Ve bu ürünü kavuştuğunuz zaman da Rab'be şükredin. Aslında bütün ürünün sahibi Rab'dir. Sizin hayatınızın sahibi Rab'dir. Ve sabırla, sadakatle, özenle, tahammülle, acı, neydi tahammülün, sabrın anlamı sözlüğe göre, acı, sıkıntı, haksızlık ve benzeri üzücü durumlarda tahammül etmeye sabır denir. Katlanmaya sabır denir. Bir düşünün, şimdi size bir soru. Beklemek ne zaman en son size zor geldi? Yani hayatınızda son günlerde hangi durumda bekleyemediniz? Size zor gelen bir olay hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorsunuzdur. Yani mutlaka hepimizin başına bir şey geliyor. Bir düşünün. Neden? Neden beklemek o olayda sizin için zordu? Az önce size Seferihisar'da bankanın önündeki ATM'deki olayı anlattım. Ve adam para çekmeye çalıştı. Bir sürü kez, bir sürü kartla bir sürü kez denedi. Benim sabrımı tüketti ve çekti gitti. Ondan sonra önümdeki adam normal bir şekilde yaptı. Ben geldim, parayı çektim. Ve ondan sonra işlerim vardı. Bazı yerlere gidip ödemeler yapmam lazımdı. Gittim, paraları harcadım ve param kalmadı. Benim tekrar para çekmem gerekti. Aynı gün, aynı banka ve ATM'lerin önüne geldim. İki tane ATM var. ATM'lere geldiğimde daha önceki deneyimimden kaynaklanarak baktım.
Bir ATM'nin önünde bir tek kadın var ve o kadına baktığımda ATM ile arasında 35 santim var ve kadının duruşundan ben anladım ki bu kadın bana sorun çıkartacak. Bir tek kişi olmasına, öbür tarafta iki kişi olmasına rağmen onların arkasında beklemeyi tercih ettim. O kadın benim sabrımı sınayacaktı, biliyordum. Ve öbür ATM'de beklemeye başladım. Tam o sırada o kadın bana işaret etti, bana yardım eder misiniz diye sordu. Ben iyi bir Hristiyanım. Tabii ki yardım isteyene gidip yardım edeceğim. Gittim kadının yanına ve ona yardım etmeye çalıştım. Derdini anlamaya çalıştım, nedir? Kadın şifreyi giriyor kartını taktığında ama anlamıyor. Okuması yok kadının. Kadın ATM'nin başına geldiğinde orada yazan şeyleri anlamıyor. Numaraları giriyor ama ondan sonra duruyor, parayı çekemiyor. Daha önce denemiş aslında kadın ama başaramamış. Ben kadına yardım ettim tabii. Birinci kartı bana uzattı. Birinci karttan 600 lira para çektim kadına. Kadın benden önce denemişti. Ben arkaya geldiğimde durumu anlayamaya çalışırken arkama bir kadın daha geldi. Üç kişi bekliyoruz sırada. Öndeki kadına ben yardım ediyorum. İlk karttan 600 lira para çektim. Kadın ikinci kartı verdi. İkinci kartta iki ayrı hesap bağlı. Birinci karttan 600 lira para çektim. İkinci kartta 190 lira var. 190 lirayı çekmek istedim. İzin vermedi. 20 liranın katları olması gerekiyordu. Tamam dedim, 180 lirayı koydum, işaretledim. O sırada arkamdaki kadın dayanamadı. Kaç tane kartla, kaç kere para çekeceksiniz dedi. Hiç ses etmedim, hiç cevap vermedim. Kadın da cevap vermedi. Parayı çektik, Allah'tan bitmişti. Kadına verdim parayı ve gitti. Önceki adam kadar sürmedi belki ama yine de uzun sürdü kadının işlemi yapması. Arkasında bekliyordum ve hiç sabırsızlık hissetmedim. Çünkü ben olayın içerisindeydim. Kadınla empati içerisindeydim. Durumu anlıyordum. Ben yapıyordum. O sürecin bir parçası olarak hayat benim için hızlı bir şekilde akıyordu. Ama aynı süre arkamdaki kadın için aynı hızla geçmiyordu. Kadın bütün olayı gördüğünde sabırsızlık içerisinde kaç tane kartla kaç kere para çekeceksiniz dedi. Önde benim yardım ettiğim kadının çaresiz olduğunu, okuma yazma bilmediğini ve para çekemediğini fark edemedi. Acaba ben ilk tepki gösterdiğimde para çekmeye çalışan adamın derdi neydi? Bilmiyorum. Birkaç hafta önce ya da 10 gün kadar önce Twitter'da bir mesajı paylaştım. Orada diyor ki, aslında orada Platon'un bir sözü olarak paylaştım, onu sonra araştırdım, Platon'un değilmiş. John Watson adında İskoç bir pastörün sözüymüş, eskilerde yaşamış bir pastörün. Diyor ki, tanıştığınız herkes hakkında hiçbir şey bilmediğiniz bir savaş veriyor. Nazik olun, daima. Sabırsızlık gösterdiğimiz zaman karşımızdaki insanlara, onların nasıl bir savaşın içerisinden geçtiklerini, dertlerinin ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece kendi perspektifimizden bakıyoruz ve o insanların arkasından koşturmaları için içimizden en azından kırbaçlıyoruz onları. John Watson, nazik olun diyor. Onların içinden geçenleri, neler yaşadıklarını bilmiyorsunuz. İkinci olayda ben kadının ne yaşadığını fark ettiğim için sabırlı olabildim. Ama arkamdaki kadın sabredemedi. Sabır sessiz bir erdemdir. İçe dönüktür. Sabrımızı sizi ancak iyi tanıyan, çok iyi tanıyan insanlar bilebilir. Ama sabırsızlığınızı herkes fark eder. Hele benim gibi bir adamsanız, duygularınız yüzünüzden çok belli oluyorsa, sabırsız olduğunuz zaman da herkes sizin duygularınızı rahatça anlayabilir.
Son zamanlarda sabırsızlıkla uğraşıyorum. O yüzden bu konuyu konuşuyoruz zaten. Birçok yerde de söylüyorum sabırsızlıkla uğraştığım ve insanlardan daha sabırlı olmam için benim için dua etmelerini istiyorum. Yani son zamanlarda bunları konuşuyorum. Ben günahlarımı, sıkıntılarımı, eksikliklerimi kardeşlerimle paylaşıyorum. Çünkü hepimiz insanız ve hepimizin büyümesi gereken alanlar var. Birbirimize karşı açık ve dürüst olmalıyız. Son dönemlerde bu bütün yaşadığımız sürecin bir sonucu olarak çok sabırlı biri değilim. Bazen arabanın içerisinde giderken içimden sabırsızlık sözleri geçiyor. Önümdeki insanlara, yanımdaki insanlara, yavaş gidenlere, hızlı gidenlere, zikzak yapanlara, önüme direksiyon kıranlara ve bazen fark ediyorum kendimi, sabırsızca bir tepki gösteriyorum. Arabada kimse yokken içimden bir söz çıkıyor ve o anda jeton düşüyor. Direksiyonu tutup kendime diyorum ki sabret, sabret. Neden sabırsızlık yapıyorsun? 10 saniye daha erken gitsen ne kazanacaksın? Çoğunlukla hiçbir şey. Yarım saat geç gitsen ne kaybedeceksin? Çoğunlukla hiçbir şey. Ama çok hızlı, çok çabuk, çok acele gitmeye çalışıyoruz. Hakkımızın hiç yenmemesini çalışıyoruz. Hiç insanlara bize haksızlık etme fırsatı vermek istemiyoruz. O yüzden hakkımızı sonuna kadar savunacak, her şeyi çabucak yapacak bir sabırsızlık göstermek istiyoruz. Kendime bekle diyorum. Bekle, sus ve bekle. Bekle, orada arabayı kenara çek, park et demiyorum ama aktif bir şekilde bekle. Araba giderken sabret, sus, sessiz ol, yumuşak ol, bekle. Kendimizi sabır konusunda eğitebiliriz. Sabırsızlık gösterdiğimiz her seferinde sabırsızlığımızın nedenini anlamaya çalışalım. Ve kendimize basitçe bekle diyelim, bekle. Bir Hristiyan olarak Tanrı'nın bizim hayatımızda görmek istediği şey sabır isimli erdemin gözükmesi. Acı çektiğimizde bile öyle, sıkıntıdayken bile, yoksulluk içerisindeyken bile, haksızlığa uğrandığımızda bile tahammül göstermemizi istiyor Tanrı bizden. Fark ettiğimiz şeylerden biri. İzmir'de araba kullanmaktan hiç hoşlanmıyorum çünkü çok fazla trafik ışığı var. Ve trafik ışıklarında hiç sayaç yok. Bazı şehirlerde, Ankara'da var mesela, trafik ışıklarında saniyeler gözüküyor. 67 saniye, o bazen 67 saniyeden başlıyor. 66 saniye, 65 saniye, bekliyorum ama. O saniyelerin aşağı indiğini görünce ne kadar süre bekleyeceğimi biliyorum. Ama İzmir'de o sayaç yok ve o sayaçla olmadığında 30 saniye bile beklemek bana upuzun bir süre geliyor. Süre olmayanlarda, belirsizlik olduğunda beklemek zor. Bir sürü sabırsızlık gösterdiğimizde onun farkını anlamaya çalışalım. Bir belirsizlik yüzünden kendimizi sıkıntı içerisine girebilecek gibi hissettiğimizden dolayı mı sabırsızlık gösteriyoruz diye. Neden sabırsızlık gösterdiğimizi anlamaya çalışalım. Bir Hristiyan olarak sabırsızlığımızı tarif etmemiz lazım, anlamamız lazım ki sabırlı olmayı öğrenelim. Kendinize zamanlar belirleyin. Şu kadar süre içerisinde ben şunu yapacağım. Hedefler koyun ama gerçekçi hedefler olsun. Ben 2 yıl içerisinde Türkiye'nin en zengin 100 kişisinden biri olacağım diye bir hedef koyarsanız bu gerçekçi olmayacaktır. Onun yerine daha mantıklı hedefler koyun. 2 yıl içerisinde işte borçlarımı ödeyeceğim gibi, kredi kartımın hiç borcu olmayacak 1 yıl içerisinde gibi hedefler koyun. Ama hedefinizi belirleyin ve planınızı ona göre yapın. Ağaçlar gibi olun. Ağaç büyürken acele etmez. Doğanın bir ritmi var. Sizin hayatınızın da kendi doğal ritmi var. O doğal ritmin farkına varın.
sizin doğal ritminiz, hayat şartlarınız, ekonominiz, çevrenizdeki insanlarla ilişkiniz size nasıl bir ritim veriyor? O ritmi anlamaya çalışın. 1. Timoteus 1. bölüm 16. ayeti size okuyayım. Orada ne diyor? Ama Mesih İsa kendisine iman edip sonsuz yaşama kavuşacak olanlara örnek olayım diye sınırsız sabrını öncelikle bende sergilemek için bana merhamet etti. Paulus kendisi için söylüyor. Ben kendim için söyleyebilirim. Siz de büyük olasılıkla kendiniz için söyleyebilirsiniz. Aslında biz Tanrı'nın merhametine ihtiyaç duyan insanlarız. Çünkü mükemmel değiliz. Hatalarımız, eksiklerimiz, günahlarımız var ve birçok olayda sabırsızlık gösteriyoruz. Tanrı'nın sabrına ihtiyacımız var. Bizim hayatımızda olgunluğun gelişmesi için Tanrı'nın sabrına ihtiyacımız var. Tanrı da merhamet göstererek Paulus'a kendi karakterini anlattı. Paulus birdenbire Paulus olmadı. Yıllarca beklemesi gerekti. 13 yıl Arabistan'da bekledi. Ondan sonra hizmetinin daha ilerlemesi için uğraştı. Bildiğimiz Paulus olmak kolay değildi. Yıllar yıllar geçti. Acele etmedi. Tanrı'nın ona nasıl merhamet ettiğini fark edecek şekilde sabırlı davrandı. Tanrı'nın sabrından sabırlı olmayı öğrendi. Merhamet. Tanrı'nın karakter özelliklerinden biri. İsa çok merhametliydi. Ama merhamet birdenbire öğrenilecek bir şey değil. Acıyı görmezseniz merhamet öğrenemezsiniz. Sabırla, katlanışla, gözyaşıyla merhamet öğrenilir. Merhamet sadece kitaplardan öğrenmekle kalınmaz. Tabii ki fikirler verebilir. Ama merhametin ne olduğunu gerçekten öğrenmek, merhamete ihtiyaç duyanlarla yan yana yürümek, omuzdaş, yoldaş olmakla olur. Belki sizin de merhamete ihtiyaç hissettiğinizi fark etmekle olur. 1. Selanikliler 5. bölüm 14. ayet, herkese karşı sabırlı olun diyor. Herkese karşı sabırlı olun. Yalnızca okuma yazma bilmeyen kadına değil, 4 tane ATM kartıyla 8 kere en az, kaç belki daha fazla şu anda hatırlamıyorum, en az 8 kere işlem yapmış olan adama da merhamet göstermek, sabır göstermek gerekiyor. Biz de birilerinin sabrını zorluyoruz. Biliyor musunuz? Biz de aslında bu dünyada başka insanların sabırsızlığının sebeplerinden biriyiz. Biz de bir başkası için sorunun bir parçası oluyoruz. Bunu fark edip sabrı hayatımızın içerisine yerleştirmemiz lazım. Bu vaazı hazırlarken tam bu noktaya gelmiştim. Bir kardeş beni aradı. Sevdiğim bir kardeş. Uzun yıllardır çok yakından tanıdım. Sıkıntısını anlattı. Haklıydı. Ona bazı insanlar kötü davranmışlardı. Çok ayıp şeyler yapmışlardı. Bir imanlı tutumuna yaraşmayan bir şeylerle kardeşimi üzmüşlerdi. Çok haklıydı. Benim ona verdiğim tek cevap vardı. Verebileceğim tek cevap vardı. Sabret. Çoğunlukla bu zamanlarda insanlara sabret öğüdünü veriyorum. Belki ben sabretmeyi öğrenmeye başladığım içindir. Eğer sabretmezseniz, sabretmek yerine başka bir şey yaptığınızda daha büyük sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Sorunlar büyüyor, büyüyor, bir basınç oluşturuyor ve patlıyor. Tıpkı düdüklü tencerelere sabır göstermediğiniz zaman patladığı gibi. Sabredin. Dinleyin. Tanrı'yla, kardeşlerle paylaşın. Dinleyin. Günümüzde dinlemek için bile sabredemiyoruz. Az önce söyledim ya, 3 dakikalık vaazlar veriyor bazı kardeşlerimiz. Ben de bazen çok yavaş konuşup
meselenin özüne girmekte zorlanan kardeşler için içimde ya konuya gel, sadede gel, mesele ne? Hadi, hadi dediğim oluyor. Sizin oluyor mu? Sabretmeyi öğrenmeliyiz. Mesih gibi dinlemeyi öğrenmeliyiz. Mesih gibi konuşmayı öğrenmeliyiz. Sabrın tanımında sıkıntı çekmek var. Sıkıntıyı göğüsleyin. İsa gibi göğüsleyin sıkıntıyı. Sonunda yenilgiye uğrayarak, patlayarak değil, İsa gibi merhametle, sevgiyle, sevinçle sıkıntıya göğüs gerin. Zaferle sıkıntıya göğüs gerin. İsa Mesih o sıkıntıların içerisinde sizinle birliktedir. Rab sizi bereketlesin. Şimdi kısaca dua edeyim. Rab İsa Mesih, bu değerli kardeşlerim için sana şükrediyorum. Rab, onların her birini oldukları yerlerde ziyaret et. Onların hayatında ruhun ürününün hangi unsuru eksikse onu tamamla diye dua ediyorum. Sabır eksikse onlara sabır ver. Merhamet eksikse merhamet ver. Lütuf ver, sevgi, sevinç, esenlik, yumuşak huyluluk. Ne varsa onları ver Rab. Rab, başkalarına lütuf gösterebileceğimiz kadar lütfu hepimize ver. Seni yansıtacağımız şekilde biz de etkin ol. Rab, adını hayatımızda yücelt. Sana benzer olalım. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Rab, hepinizi bereketlesin.